Selamun aleyküm arkadaşlar. Size bir örnek daha göstereyim. Şu gördüğünüz buzdolabında unuttuğumuz şurup, şerbet. Bunu bir iki ay önce unutmuşuz herhalde. Yeni fark ettim. Artık ekşimemiş ama siyahlanmaya başlamış poşeti. Araya direkt vermedim. Buraya koydum. Severse alır, sevmezse almaz. Şimdi deneyeceğiz, göreceğiz. Yeni koyduk. Yağma olurmuş, bilmem ne olurmuş. Böyle dışarıdan getirip konan bir şey de yağma olmaz arkadaşlar. Bundan yağma olmaz yani. Bak arılar burada. Görüyor musunuz? Arılarla arasında 2 metre var. Yani aha bu da öyle. Arıları görüyor musunuz? Bak arılar burada. Arasında 2 metre var. Yağma, buraya da şurup koydum ben. Bu yağma olmaz buradan. Niye yağma olmaz? Dışarıdan getirip veriyorum. Kokusu aynı, hepsi kendi kovanına çekecek. Burada yağma olmaz. Yağma nasıl olur arkadaşlar? Yağma şuradan gelin, bu kovanı açan, içinden bal alıyorum den. Eş dost misal var, bir çerçeve bal alayım den. Onu alırken de sağa sola damlatın. O dışarıdaki damlama kokusunu alır arı, onu yer. Ondan sonra kokuyu takip eder, kovana girer. Veya şurup veriyordur, şurubu damlatarak veren sağa sola, o damlama kokuyu takip eder girer. Bu da en büyük sorun şeydir. Dumansız vermektir. Duman normal bu arıların kokusunu kendi kokunu kaybettiği gibi, arıları algılatmadığı gibi yağmacı araya da kovan kokusunu göstermez. Duman. O yüzden dumansız arıya yanaşılmaz. Yemek verirken de akşam saatlerinde yemlenir arı. Dumanla yemlenir. Arılar da iyi. Bugün bir kat atayım şununla şuna. Bunların nüfusu iyi oldu. Çalışması da iyi. Bunlara kat atayım, Şahin Orhan usulünü görmüş olursunuz hem. Şuraya da şerbetini gördük. Bunun da yağma olmayacağını göstereyim size arkadaşlar. Bu videoyu daha başında çekiyorum. Bir de sonunda çekeceğim. Yağma olmadan bunu taşıdıklarını göreceksiniz. Yani buradan yağma olmaz böyle. Yakına da koysan olur, uzağa da. Ha kendi kovanından çıkarıp da koyarsan yalatayım diye pete, o zaman yağma olabilir. Böyle yakına konmaz. O da getirilir 50-100 metre ileri konur. Kendi kovanından çıkarırsan. Anladınız mı arkadaşlar farkı? Arılar da iyi maşallah. Güzel. Yavru çocuğu. Tek tük şerbet tadına bakan var. Birazdan bunun üzerine de örülürler. Hardin çekerler. Buna bugün kat atalım arkadaşlar. Bu nüfus yoğunlaştı bayağı. Bu haftaya bir geldiğim için bu öbür haftaya beklemez. Oğula mail edebilir. O yüzden bugün bunun katını atalım, rahatlasın. Her gün burada olmuyorum ben. Hafta sonları geliyorum. O yüzden buna bugün katını atayım. Şu öbürüne de atayım. Şurubu da tek tük gelmeye başlamışlar. Bunlar birazdan kovanı buraya getirirler. Aldıkları şurubu götürürler. Kalite testi yaparlar. İşçilere anlatırlar. Yerini tarif ederler. Birazdan bura dolar. Arkadaşlar, yağmayla yavru uçuşunun arasındaki farkı anlatayım. Bak bu bir yavru çuşu. Kapı önünde birbirini ısıran, kanadını kuyruğunu çeken yok.
Yağmada kanat kuyruk çeken ısıranlar olur, savaş olur burada. Kapı önünde görürsünüz bunu. İkisi üçü birini tutar, ısırır, aşağı atmaya çalışır falan filan. Burada öyle bir şey yok. Burada sadece yavru uçuşu. Arılar yeni yavrulara talim yaptırıyor. Görüyor musunuz? Hiç kavga yok. Isıran, kuyruğunu, kanadını çeken yok. Aradaki fark bu. Bunu görüp kavga var zannetmeyin. Bu yavru uçuşu zaman zaman yapar arı. Sürekli yapar bunu. Yaz sezonunda. Buna bakıp yağma zannetmeyin. Yağmada yapılan hatalar. Onu anlatayım size. Yağma niye olur, nasıl olur? Hatalar. Mesela getirdim ben şurubu buzdolabından şuraya koydum. Bu yağmaya teşvik der hemen ezberciler. Bilmeyenler o yağma olur der. Aha bir metre arayla bu şeyin arası şurubun. Hepsi de birbirine yakın. Hani yağma? Ve arıların arasında yarımçar birer metre mesafe var hepsinde. Hani niye yağma yapmıyor? İşte yağma neden olur onu anlatayım. Eğer bu şurubu şuraya yerlere birkaç damla damlatıp herhangi bir kovana koysaydım yağma olurdu. Arı kokuyu takip eder. Dışarıdan bulduğu şurubun kokusunu takip eder gider. Kaynağını bulmaya gider. Ha şimdi kaynak burada. Burada kaynak olduğu için hepsi geliyor buradan alıyor. Bura bitince de kaynak bitti der. Sinyali, işareti budur. Aptal değil hayvanlar. Başkasının kovanına riske etmez, savaşmaz. Veya şöyle yaptın yağma. Bu kovandan geldin, eş dost misafir var. Bir tane bir çıta bal aldın. Damlattın bunu alırken de kenara. İşte sana yağma. Kesin kaynağını bulurlar. Artı kovan açıyorsun, şurup vereceksin. Kovanı açtın, damlattın. Körüksüz verdin bir de. Körüksüz verdiğinde arının koku algılaması. Direkt şurubun kokusu, kovanın kokusu diğerlerine gider. Dumansız olduğu için diğerleri de hemen gelir o kovanı yağmalar. Oysa duman verirsen o duman hem mevcut kovanın arısının koku algısını yok eder. Hem dışarıdan yağmacı arıya kovan kokusu vermez o duman. O zaman yağma olmaz. Yağmalama konusu da böyle arkadaşlar. Kendi hatamız yani. İşte ortaya koydum şurup. Bu şurubu birazdan akın edecekler. Hepsi bir saldırıp yiyecekler. Çekecekler kovanlarına. Normalde birine desen kapının önüne kenara bir yere işte şurup koyuyorsun da yağma oluyor. Yok öyle yağma olmaz. Ben bu şurubun aynı artanını şişeye koyup ters çevirip böyle şişeyle kovanın dibine de koyduğum oluyor. Orada da hepsi geliyor oradan alıp gidiyor. Kovanın içine girmiyor. Böyle yağma olmaz, anlatabildim mi? Şimdi göreceksiniz de yağma olmadan onu çekeceklerini. O videosunun da devamını çekeceğim. Şimdilik başlangıcı. Bu yağma değil yavru uçuşu arkadaşlar bu. Yağmada şu önde savaş olurdu. Hep birbirinin kanat kuyruk ısırıyor olurlar. Üçü dördü birini ısırıp aşağıya atmaya çalışıyor olur. Ha bu şeyde yavru uçuşu da böyle güzel uçarlar sadece. Bak içlerindeyim. Ben böyleyim. Hiç saldırma maldırma yok. Keyifli arayı seyretmek. Arkadaşlar işin özeti, gördüğünüz gibi arılar verdiğimiz şuruba doldu. Bunu akşama kadar çekerler, stoklarlar. En ufak bir yağma yok, olmaz da. Özet olarak söyledik, yağma konusunu anlattık burada. Bizim her videomuz bir derstir arkadaşlar. Bir püf noktası vardır benim videolarımın. Yani bu yılların deneyimi, tecrübesi, hem sahada uygulaması hem de araştırmam. Ben öyle bildiğiniz ezbercilerden değilim.
Kafadan da bir şey atmıyorum. Size bak şöyle bunu gösterseniz başka arıcılara uzmanım diyene, profesörüm diyene, akademisyenim diyene yağma yaptırın der. Böyle yağma olmaz. Dışarıdan getirdiğin bir kaynak bura niye olmaz biliyor musunuz? Şimdi buzdolaptan getirdim buraya koydum ben bunu. Bu kaynak bura. Arı kaynağı arar önemli olan. Kaynak bura olduğu için bunu bitirene kadar buraya gelirler. Hepsi de alır taşır götürür. Herkes kovanına da doldurur stoklar. Bura bitince de ha bura bitmiş sinyali verir kovanına. Biter artık burayı unutur. Yağma olmaz. Kovanın dibine de koysaydım olmazdı. Ancak bunu dışarı birkaç damla damladı bir kovanın içine koyarsam olur yağma. Şimdi gelelim başka meseleye. Yağma nasıl oluyor? Geliyoruz bilinçsizce kovandan bir çıta bal çekelim diyoruz. Damlatıyoruz sağa sola. Veya kovanın içinden petek kırıyoruz. Dalak atmış biraz bal bulaşmış onu kırıyoruz çıkarıyoruz damlatıyoruz. İşte o kaynağını dışarıdan o kokuyu alıyorlar kaynağını arıyorlar aralar. Kaynağına gidip yağma yapıyorlar. Sonra dumansız kovan açıyoruz. Biz dumansız açtığımızda böyle biraz uğraştığımızda başka kovanın arıları da kovanın kokusuna geliyor. Oysa duman olursa kokuyu karıştırır. Yağma olmaz. Dışarıdan getirilen bir şey bir yerlere konduğunda yağma olmaz. Dışarıdan getirilen bir kovanın içine konduğunda o önemli olan o kaynağı ararlar. O yağma yapar. Akşam saatleri beslenme yapılır. Beslenme akşam saatleri yapılırsa yağmaya mahal vermez. Gece olduğu için sabaha kadar iş biter zaten, koku da biter. Anladınız mı arkadaşlar bu yağma olayında? Saygılar.